67-73 arası öğrenciliğiniz bitiyor ve mezun oluyorsunuz. Sonrasında neler yaşıyorsunuz? Evet. Doktor oluyorum. Tabii o zamanlar doktor oldun, İstanbul'da doktorsun. Bir şey yapman lazım. İhtisas yapman lazım. İhtisas o zamanlar zordu. Hala zor gerçi. İhtisası kazanmak şimdi de zor. O zaman da zordu. Yani bazen 20 kişi imtihana giriyorduk. Bir kişi alacaklar. Her bölüm için ayrı ayrı imtihanlar açılıyordu. Mesela ortopedi imtihanına girmiştim. 20 kişi girmiştik. Bir kişi alınacaktı. O bir kişi belliydi zaten. Çünkü orada volonter çalışma düzeni vardı. Birileri aday olur. O klinikte çalışır. Bir müddet sonra hocalarının gözüne girerse onun için kadro açarlardı, imtihan yaparlardı, o kazanırdı. Yani 20 kişi girse de kıymeti yoktu. Mesela göz için girmiştim, yine 40 kişi girdik, bir kişi aldılar, yine o da öyle bir kişiydi. Yani oraya artık hocaların karar verdiği bir kişiydi, o kazandı, o girdi. İhtisas yapmanın zor olduğunu anladım. O zaman ne yapmalıyım ki ben bu ihtisası yapabilmeliyim diye mücadele derken, bir de o zamanlar moda vardı. Yani tıp fakültesini bitirmiş birçok doktor ihtisas yapmak için yurt dışına da gidiyordu. Özellikle hani işçilerimizin en çok gittiği Almanya'ya gittikleri gibi doktorlar da gidiyordu. Orada ihtisas yapayım istiyorlardı. Benim de gitmiş arkadaşlarım vardı ama gidince soruyorsun ne yapıyorsunuz? Orada dil öğrenmeye kalkıyorlardı. Orada dil öğrenmek biraz daha maliyetli, masraflı bir şeydi. Acaba bu dili burada öğrenebilir miyim diye bir fikir doğdu. Burada Almanca, Alman Kültür Merkezi'nin kursları vardı. Oraya yazılmış oldum. Bu arada akşamları gidiyordum oraya. Ve bir muayenehane açıp para da kazanmam gerekiyor ki, yoksa yani dengelemek gerekiyor falan. Evet. Ondan sonra bir de dahiliye uzmanı bir abim, tanıştığım bir insan. Onunla beraber anlaştık. Hüseyin Uğurlu diye bir tabela yazdırdık. Bir muayenehane açtık. Yine şimdiki İstanbul'da Bahçelievler muhitinde. Ve orada doktorluk yapmaya başladım. Dönemin elinde çantayla evlere gidilen doktorlar gibi. Evet. Hem muayenehane var hem de çağrıldığı zaman evdeki hastalara da giderdik biz. Yani öyle. Hastaların evde çözülecek işte reçeteyle falan problemlerini görüşür, reçetesini yazar, düzenlerdim. Ya da ona bir daha farklı bir yani hastane hizmeti vermek gerekir ederse de ona yönlendirirdim. Veya bir film şu bu çekilecekse film çekilebilecek yerlere yönlendirirdik. Yani o zaman bir muayenehane hekimi gibi bir müddet çalıştım. Bu sıralarda Bahçelievler'de bir poliklinik vardı. Bahçelievler Polikliniği, Erdem Yügen Polikliniği. Orada da birkaç doktor çalışırdı. Yani dahiliyeci vardı, çocuk doktoru vardı. Ondan sonra kadın doğum, kulak boğaz burun gibi. Yani orayla tanıştım ve baktım ki sistemleri çok güzel. Yani gelen hasta birkaç branşla ilgili sorunu varsa hepsini orada çözebiliyor. İçinde laboratuvar vardı, röntgen vardı mesela. Yani çok da hoşuma gitti. Bir ekip çalışmasıydı çünkü. Ve sahibi dahiliye uzmanıydı Erdem Bey, Erdem Yüken. Çok da sevilen bir doktordu. Çok hastası vardı. Yani onunla da beraber çalışma gibi bir fırsat doğdu. Ve yani bir taraftan kurs, bir taraftan çalışmalar böyle devam ederken yani Almanya'ya gitsem de askerliğin bir ayak bağı olacağını düşündüm. Yani ben bir an önce askerliği de aradan çıkarayım. Çok ondan sonra rahat rahat ihtisas yapayım diye bir fikir doğdu.
ve askerlik kararı aldırdım 73 senesinde. Askere gittim. Askerlik dönüşü 75'te imtihana girdim ve imtihanı kazandım. Genel cerrahi uzman olarak yine o klinikte aldığım fikirlerden dolayı genel cerrahi olursa ben daha iyi bir klinik yönetebilirim ya da poliklinik yönetebilirim diye bir fikir olmuştu. Ve dediğim gibi de oldu. Fakat ihtisas bitti. O zaman Vakıf Kuraba Hastanesi de ihtisasa başlamıştım. O zaman eğitim hastanesiydi yine Vakıf Kuraba Hastanesi. Ama ben ihtisasım süresinde orası orada da bir fakülte oldu. Tıp fakültesi kuruldu. Ve şimdiki Marmara Üniversitesi'nin tıp fakültesi ilk orada kuruldu. İki sene kadar orada işte asistanlar oldu, şeyler, hocalar geldi. Derken sonra 80 ihtilalinden sonra o fakülte dağıtıldı. Ama ben uzman olduğum halde biraz daha kendimi daha deneyimli, daha yetişmiş biri olarak piyasaya çıkmak için 4 sene kadar daha yine uzman olarak hastanede kaldım, çalıştım. Sonra 4 sene sonra serbest çalışmaya karar geçtim. Verdiniz. Yine o bahsettiğim Bahçelievler'deki Erdem Yügen Kliniği'nde genel cerrahi uzmanı olarak çalıştım ve birçok özel hastanelerde oradan ameliyatlık hastaları gördüğüm ameliyatlık hastaları özel hastanelerde ameliyatlarını yaptım. Genel cerrahi alanın uzmanlığını 4 yıl sürdürdünüz. Evet. Çeşitli hastanelerde de çalışarak oradaki ameliyatlık hastalara baktınız, tedavi ettiniz. Tabii askerliğinizi de yaptınız bu arada, engel olmaması için kariyeriniz adına. Sonrasında evlilik adına planlar sürdürmeye başladınız. Eşinizle ne zaman tanıştınız hocam? Eşimle hemen hemen ihtisasa başladığım yıllarda tanıştım. Yani 76 senesinde tanıştım. Bir müddet arkadaşlığımız oldu, devam etti. Ondan sonra ve 78 senesinde evlilik oldu. Nermin Hanım da bizim yaptığımız araştırmalarda hem sizin yanınızda hem dost, hem arkadaş, hem iş arkadaşı, hem hayat arkadaşı, hem de eczacı kimliğiyle birlikte. Yaklaşık kaç yıllık evlisiniz hocam? Meslek kariyeriniz 40 yıldır. 40 yılı geçti. 76, demek ki 41 yıl oldu. 41 yıllık da evliliğiniz. 41 kere maşallah. 41 kere maşallah, hem iş hayatınızda hem evlilik hayatınızda.